AK Parti Çorum İl Başkanlığı 5. olağan kongresi için kente gelen Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Lütfü Elvan, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Elvan, burada yeni internet yasası ve yasa dışı dinlemelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi değerli arkadaşlar, 4G ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aşağı yukarı teknik çalışmalarımız tamamlandı. Bundan sonraki süreçler tamamıyla bir anlamda yasal izlenmesi gereken süreçler olacak. Başta Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumumuzun bu konuyla ilgili bir karar alması gerekiyor. Bu kararı alır almaz bakanlığımıza karar bildirilecek. Bakanlığımızın onayını müteakibinde ihale sürecini başlatacağız. Şu anda çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Türkiye özellikle bilgi ve iletişim alanında son 12 yılda inanılmaz bir gelişme sağladı. Şöyle düşünün değerli arkadaşlar, 10-12 yıl önce Çorum'un ana caddesinde dolaşırken mağazalara girdiğiniz zaman, herhangi bir esnafa girdiğiniz zaman hiçbirinde bilgisayar göremezdiniz. Ama bugün tüm iş ve işlemlerinin bizatihi bilgisayarla yapıldığını görüyoruz. Tüm işletmelerimizde, küçük esnafımızda bile. Geçmişi hatırlamamızda her zaman yarar var diye düşünüyorum. İnanılmaz bir gelişme sağlandı. Hızlı tren denildiğinde belki vatandaşlarımızın aklına sadece yolcu taşımacılığı geliyor. Bu inşa edeceğimiz olan hızlı tren hattı birincisi çift hatlı olacak. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri olacak. Artı 200 kilometre hız yapacak. Hem yolcu amaçlı olacak hem de yük amaçlı olacak. Yani özellikle Çorum sanayinin gelişmesine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Onu açıklıkla ifade edeyim. Çünkü Çorum sanayinin temel problemi özellikle taşımacılık. Limanlara ulaşım, taşımacılık. Taşımacılık önemli bir maliyet unsuru değerli arkadaşlar. Hızlı tren hattının Çorum'a ulaşmasıyla birlikte Çorum'un iki büyük avantajı olacak. Bir, doğrudan Karadeniz Limanı'na ürettiği malı götürebilecek. İki, yine doğrudan Akdeniz'e, Mersin Limanı'na ürettiği ürünü götürebilecek. Bu iki büyük avantajdan istifade edecek. Bununla da yetinmeyecek Çorum ili. Çorum ilinin yine hızlı tren geçecek olan diğer illerle olan etkileşiminde inanılmaz bir artış olacak. Bunu sizler de göreceksiniz. Ciddi kümelenmeler oluşacak. Sanayi altyapısı itibariyle kümelenmeler oluşacak. Ve biz özellikle Samsun'dan Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Akdeniz'e kadar uzanan güzelce. Yine Konya'dan Ankara, Konya, Karaman ve ta Mersin'e kadar uzanan hat. Yine Kırşehir, Aksaray'ın hinterlandındaki illerimiz, Niğde, Nevşehir, Kayseri. Bu illerimizin de şunu göreceksiniz önümüzdeki dönemde hızlı trenle birlikte. İnanılmaz bir sanayi hamlesinin başladığını göreceksiniz.